Merhaba. İşte karşımızda Rafael'in 2. Julius portresi. 2. Julius, Yüksek Rönesans'ın önde gidenlerindendi ve onun sayesinde günümüze neler ulaştı neler. Sistina Şapeli'nin tavanı, Aziz Petrus Bazilikası, Rafael'in Stanzla'daki freskleri. O aynı zamanda bir savaşçıydı. Askeri hayatı süresince olağanüstü inşaatları finanse etti ve sonradan politik hayata atıldı. Hatta Julius'un yönetimindeki kilisenin aşırılığına tepki gösteren Luther, reforma öne ayak oldu. Bizim için orduları yöneten bir papa hayal etmesi güç ama Julius tam da bunu yapıyordu. Şimdi burada nasıl tasvir edildiğine bir bakın. Bir kral, tahtta oturuyor. Hem politik hem de ruhani bir güce sahip. İşte o dönemde papalık İtalya'daki bazı bölgeler üzerinde politik hak iddia etti ve bu haklar 20. yüzyılda Vatikan tarafından kaldırılana kadar geçerliydi. Londra'daki ulusal galeri bu resmin tarihini Papa'nın sakallı olmasından tahmin ediyor. Papa savaşta kaybedilen Bolonya'ya duyduğu üzüntü için sakal bırakmıştı. Diğer bir mesele ise ekonomik güçle ruhani gücün birbirine bağlı olması. Şu yüzüklerindeki taşların büyüklüğüne bir bakın. Tabii ne kadar güzel çizildiğini de atlamamalıyız. Ne kadar keskin ve parlak resmedilmişler değil mi? Bu keskinliği kürkün köşelerinin yumuşaklığıyla ya da başlığıyla karşılaştırın. Şu kıyafetteki kırışıklardan süzülen ışık inanılmaz. Ayrıca beni en çok etkileyen şeylerden biri de yüzündeki insancıl ifade ve psikolojisinin hissedilişi. Düşünceli resmedilmiş. Savaşçı yana hiç gösterilmemiş. Sağa aşağı doğru bakıyor. Bedeni merkezden biraz dönmüş. Kudretli bir figür olarak değil de sıradan bir adam olarak resmedilmiş. Bedeni idealleştirilmemiş, güzelleştirilmemiş, dişlerini sıkmış. Resimde anlatılmak istenen kararlılığın, bir çeşit düşünce maneviyatının simgesi bu. Oldukça etkili, değil mi? Bakın bu kararlılığı ellerinde de görebiliyoruz. Bir elinde mendil var. Yani bir yumuşaklık var. Tutuşunda belki düşünceli bir tavır bile var diyebiliriz. Ve diğer eliyle ise koltuğun kolunu sıkıca tutuyor. Daha güçlü bir tavrı var. Yani Rafael'in bu resmini dikkatle incelediğimizde Julius'un karakteristik özelliklerinin tamamını görebiliyoruz. Diğer ikonografik ögelerden de söz edelim hadi. Bakın. Sandalyelerin tepelerinde ters palamutlar var. Bu onun soyadına bir gönderme. Çünkü İtalyancada meşe anlamına geliyor della Rovere. Şu arkadaki yeşil alanda Aziz Peter'in yani Pietro'nun anahtarları var. Bu papalık sembollerinde. Bütün bu resimde tamamlayıcı renkler olan yeşil ve kırmızı kullanılmış. Bu bir yoğunluk kazandırmış ve resme hareketlilik katmış. Yağlı boyanın yeni yeni kullanılmasına rağmen şahane bir etkisini görüyoruz. Kürk, kırışıklıklar, sakal, altın Hepsinin adeta ayrı bir dokusu var. Yenlerindeki satenle kürke bakın örneğin. İnanılmaz değil mi? Resim parıldıyor. Hoşçakalın.